Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'nde Teknofest kapsamında gerçekleştirilen robotaksi binek otonom araç yarışmasını kapanış gününde ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank üretilen araçları inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Fark etmez. Hocam burada mikrokontrol kartlarımızda motor sürücülerimiz var. Görüntü işleme bilgisayarımızı oraya koyuyoruz. Ne yaptınız, bitirdiniz mi? Ya şöyle, biz motordan dolayı kaldık. İlk görevi yaptık, durakta durdu. Ondan sonra kalkış yaparken hem basınç farkından hem de hava yakıt karışımından motor bir daha kalkış yaparken boğuldu. Benzinli olduğu için, eski motor olduğu için. Patinaj yapabiliyor mu? Yapabiliyoruz hocam ama yapmadı. Peki şey mi? Siz nereden geldiniz? Biz Gazi Osman Paşa İmam Hatip Okulları Derneği'nin olarak katıldık. Tek tek araçları imzalayan Bakan Varak bazı araçları da kullanarak test etti. Evet, Sayın Bakanımız şu an hayal araçla, hayal otonom araçla sürüşünü gerçekleştiriyor. Biraz. Camlesi Teknofest 2021'deyiz ve robotaksi binek otonom araçlarındayız ve şu an Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank. Ardından açıklamalarda bulunan Varank, Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa bu gençler sayesinde olacak sözlerine yer verdi. Biz de üniversite okuduk, Beste de üniversite okuyor ama bizim zamanımızda böyle yarışmalar yoktu, böyle imkanlar yoktu. Biz hem TÜBİTAK'la hem Bilişim Vadisi'yle hem de Teknofest'le aslında gençlerimizin ufuklarını bir manada açmaya çalışıyoruz. Onların hayal güçlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz burada özne değiliz. Özne Beste burada. Gerçekten buradaki gençlerin şevkini gördüğümüzde, gayretini gördüğümüzde, bu kadar ileri derecede algoritmalarla uğraştıklarını gördüklerinde biz ülkemiz adına hem gururlanıyoruz hem de kendimizi güvende hissediyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye'sini arkadaşlarımız inşa edecekler. Evet. Hadi bakalım, kolay gelsin.